Sayın Candeğer Furtun, biz burada bugün sözlü bir tarih çalışması yapmak için bir aradayız. Ve bunu Maçka Sanat Galerisi içinde yapıyoruz. Çünkü sizin sanat hayatınızın önemli bir kısmı Maçka Sanat Galerisi'nde geçti. Fakat ondan önce, yani Maçkalı yıllara gelmeden önce ben sizin bir soyadınızın, Furtun'un anlamını öğrenmek istiyorum. Belki de merak ederler. Vallahi kayıtlara göre bir şey söyleyemeyeceğim ama rivayet şu ki aile Karadeniz'de Fırtına Deresi'nin kenarında ikamet ederlerken ilk önce Sürmen'e, sonra Ordu'ya geliyorlar ve Ordu'da yerleşiliyor. Oradan da İstanbul'a geliyoruz. Ben İstanbul doğumluyum. 1936'da doğdum. Yani o fırtınayı çünkü, Furtun diye mi söylüyorlar? Furtun diye söylüyorlar. Hani furdu derler, vurdu deme, furdu. Evet, o evet. Şekilde. Bu tabii belgeler o bizde pek tutulmadığı için evet. şu belgelere dayanarak diyemeyeceğim ama rivayete göre böyle bir durum var. Var. Yani bizi burada birleştiren birçok sebep var, derin sebepler ama... tabii Rabia'nın Karadeniz'de olması, benim ailemin Karadeniz'de toplanması ve sizin etnik şeyler mi yaptık acaba? Toplanma mı yaptık acaba? Yok, böyle hiçbir zaman olmaz tabii olmaz, ki. Tabii ki. Ben buraya gelirken doğum tarihinize baktım. 36. Dolayısıyla güzel bir yıldayız. Tam 80. yaşınıza gireceğiz. Evet. Daha var. Biraz daha dursun. Evet. Sen geriye gideceğim zaten. Hatırlatmayayım de sor geriye. Fakat biz sanatçının yaş alanını seviyoruz. Doğru, biliyorsunuz. Tabii. O uzun yıllara yayılmış sanat hayatı. Tabii. Ve siz de hiç yani bırakmadan devam ettiniz yıllarca. Evet. Biraz yollarınız değişti başlangıçta ama yine yollarım ne bakımdan? Yani güzel sanatlar, resimle başlamadınız mı? Ben resimle 1954'te akademiye girdim. Bunu pek girdim. Az insan biliyor da o yüzden. Evet, haklısınız. Evet. Yani ben 1954'te Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim. Resim bölümüne girdim. Nurullah Berk'in öğrencisi oldum. Evet. Güzel Sanatların orta bölümünü resimde bitirdim. Fakat o arada bu modlaj derslerinde, Hüseyin Bey'in modlaj derslerinde elimle bir şeyler yapmanın bana haz verdiğini, daha ilgimi çektiğini hissettim. Ondan sonra da seramiğe geçtim. Seramiği sene 1954'te resimle başladım. 57'de seramiğe geçtim. 3 yıl sonra. 59'da mezun oldum akademiden. Evet. Sonra bir yıl kimya fakültesinde kil etütleri yaptım. Oraya geçmeden hemen bölerek bir şey sorabilir miyim? Tabii. Çünkü siz orada yani resimden toprağa geçişte bir sorun, felsefi bir sorunla başlamışsınız. Ben onu tespit ettim. Yani varoluşsal bir sorunla. Acaba bu varoluşsal sorunlar, yani o günün egzistansiyalist filozofisinin dünyada dönmeye başlaması veya en eski sorulara siz yani cevap aramaya başlamışsınız. Ölüm, yaşam, bunun acaba sizi toprağa doğru iten böyle bir felsefe... Bilgili olarak bir sanatçı yaklaştığını söyleyemem. En azından ben... bu eksistansiyalizmi tabii ki okuduk. Ama bir dönemin ruhu. Tabii ki de onun ruhundayız. Evet. Ama bu bir insana olan ilgim benim küçük yaştan başlayan bir ilgi. Yani 5 yaşındayken küçük yeğenimi kaybettim. Bu bende müthiş bir etki yaptı. Evet. Vardı, yok oldu bir gün içinde. Bir travma diyebilir miyiz? Evet. O travmadan devamlı ben bunun üstünde şey yapıyordum. Zaten
İngiliz Kız Ortaokulu'ndan sonra ben İngiltere'ye gittim ve orada felsefe okuyacaktım. Fakat olmadı. Geri döndüm. İşte felsefeye, psikolojiye en yakın alan güzel sanatlardı. Onun için burada güzel sanatlara girdim ben. Ve girince tabii ister istemez girdiğiniz bölümün kurallarını öğrenmeye başlıyorsunuz. Seramikte de biliyorsunuz kap sanatı. Tabii onu öğreniyorsunuz. Ama yeteri kadar öğrenmediğiniz, yeteri kadar öğrenmediğiniz için devam ediyorsunuz. Onu öğrenmeye çabalıyorsunuz. İşte dediğim gibi kimya fakültesinde Adnan Bey'in yanında Türkiye'de neler çıkıyor, hangi topraklar, hangi felsefat, hangi silis çıkıyor, bunları bize geliyordu. Fakülteye biz onları tetkik ediyorduk ve çocuklara Adnan Bey'i gösteriyorduk. Ayarlarını yapıyorduk, ölçümlerini yapıyorduk. O da yetmedi. Sonra ben Eczacıbaşı Sanat Atölyesi açılmıştı fabrikanın içinde. Amerika'dan sonra? Hayır, ondan sonra Amerika'ya gideceğim. Oradan, daha hala öğrenme çabalarındayım. Devam, öğrenme çabalarım hiçbir zaman yani bugüne kadar bitmedi zaten. Yani o bir iş olarak değil de bir eğitim olarak mıydı? Tabii. Evet, yani Eczacıbaşı'nın sanat atölyesinde... O günün en ileri teknikleri oradaydı değil mi? Henüz en ileri teknikleri değildi biliyorsunuz. Yani Eczacıbaşı'da 42'de fincan üretimine başlamış. 58'de... fabrika açılmış. Bizler de oraya işte 60-61'de girdiğimiz zaman daha henüz en ileri durumda değildi ama başlamıştı. Yani endüstri o sıralarda başlıyor zaten bütün fabrikalar. Ondan sonra 50'ler sonunda başlıyor. Yani 60'larda öyle pek bir şey yoktu ortada. Sonra ben Fulbright bursunda Amerika'ya gittim. Amerika'nın işte en iyi okullarından bir tanesi. Benim hocam Bauhaus'tan gelmişti. Müthiş bir damar. Müthiş bir damar. Orada yüksek lisansımı adeta yaptım. Adeta nazizmin hani yani, o tabii, kaçırması tabii. insanları Bauhaus fikrini bütün dünyaya saçtı. Tabii. Yani, Klein'inle beraber orada olması. Yani o büyüyenin içinden gelen ve Amerika'nın en önemli sanatçısıydı. Yüksek lisanstan sonra ben kısa bir süre Worcester'da öğretim görevlisi oldum. Asistan öğretim görevlisi. Ve ilk sergimde 1963 Temmuz ayında Amerika'da açtım. Ve sonra yurda geldim. Yine kesmek istiyorum ama yani rahatsız oluyorsanız devam edin. Çünkü bazı yerleri açmak istiyorum da o yüzden. Tabii 40 sene önce ben sizi tanıdığımda bu galeride, bu galeri civarında siz zaten bir Cande Erfurt'undunuz ve bugünkü Cande Erfurt'undunuz. Oraya gelene kadar yani o gün o sergiyi açtığınızda da o Cande Erfurt'un muydunuz yoksa başka şeylerle mi ilgileniyordunuz mesela o sergide? Yani Cande Erfurt'un derken neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Bugünkü yaptığınız işler... Şimdi bakın o dediğim gibi yani benim bütün sanat hayatımda zamanımın dilimleri içinde etkilerin... oluşumların, düşüncelerin bende yaptığı etkisi ve bunları yorumlayarak ben bunları toprakla cisimlendiriyorum. Evet. Şimdi bu dediğiniz Amerika'daki... Bundan hiç kopmadınız yani. Bu yolu hiç değiştirmediniz ve hiç yani başka materyal, başka boya, onlar... Tamam. Çünkü yani... toprağı sevdim. Bravo. Toprağı sevdim. Bunu duymak istiyordum. Toprağı sevdim. Yani bugün toprağa elini süren bir insanın kolay kolay topraktan ayrılacağını sanmıyorum. Evet. Hem çok yumuşak hem de çok inatçı. Yani kişilikli bir malzeme. Evet. Şimdi tabii boyutlar nedeniyle, kırılganlığı nedeniyle polyester çalışmalarım oluyor. Ama bunlar her zaman için topraktan sonra polyester, transfer oluyor. Yani transfer oluyor. Eskilerin yaptığı gibi bütün heykellerin toprakla çalışılıp bronza dökülmesi gibi yahut alçıya dökülmesi gibi yani bu o zaman da bu kırılma nedenleri uzun seneler yaşama nedenlerine bağlı şeylerdi. Bu yüzden yani ben hakikaten şimdi tabii
heykel yapanların düşüncelerine göre malzeme seçme özgürlükleri var. Ben biraz daha inatçıyım. Düşüncelerimi olabildiğince toprakta gerçekleştirmeye çalışıyorum ve bunu da seramik tekniğini yaparken hiçbir zaman seramikin özelliğini kaybetmeden, yani hı hı. seramik biliyorsunuz bir kabuk. Tabii. Yani boşlukta duran, evet. bir de boşluğu kapsayan. Bir evet teknik yani şey. İçi dolu bunu o bir taş. Bunu Sezer Tansu bayağı şey kafasını kurcalamış bu husus. Yani evet. içi dolu evet. seramikler yapmadım. Evet. Yani bir kabuk olduğunu her zaman hissettirdim. Her zaman dışı içini gösterir diyorsunuz değil mi? Yani sezdirir, göstermese evet. bile evet. sezdirir diye düşünüyorum. Evet. Evet. O şekilde davrandım ama sizin başka Amerika için sorularınız yani varsa. Bu, yani Amerika'da da bu bunlar mı vardı yani o serginizde? Amerika'da bu... hayır. Şeye geçişim benim, figüre geçişim 80 yılında oldu. Anlıyorum. O bir Türkiye hikayesi yani. Tabii 70 ile 80'lerin arasındaki evet. Olayları siz de biliyorsunuz. Elbette. Bir de tabii benim ailemin içinde 4 tane ölüm olunca evet. eskiden beri ilgim olan konu beni birdenbire evet. varoluş, yok oluşu üstüne düşündürmeye başladı. Tekrar ve o çıktı ortaya. Ve onların ortaya çıktı. Evet, evet. Ondan yani çocukluktaki o evet, ölüm meseleleri. Yani herkesin evet. düşündüğü şeyler muhakkak. Evet, herkesin evet. Ben kimim, niçin buradayım evet. gibi sorularının evet, bir devamı evet. olarak bende de yansıdı. Peki bu şahsi ölümler miydi yoksa toplumsal? Şimdi ikisi. Hangisinden etkilendiniz 70-80 arası? Muhakkak ki en derinden kendi ailemdeki kayıplardan evet, etkileniyorsunuz. Ama evet. ortamın da her an biliyorsunuz geçirdiği evet, travmalar tabii, tabii. vardı. Sağımız yani. Solumuz evet, tabii ki. Evet, tabii ki. Evet. Peki bu isim zikretmekte mahsur var mı acaba bu kayıplarımızın? Annem babam dahil olmak üzere. Yani o 70 ile 80 arasında evet. kayıplar. Evet. 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 Çok üzücü. Yani evet. bu konu zaten üzücü meselesinin evet. dışında. Yani evet. O güne kadar ama benim akademide de bitirme kompozisyonum gene insan figürüydü. Bir çömlekçiydi. Yani evet. orada da soyut insan figürü yapmıştım. Yani evet. başından beri onunla ilgiliydim. Evet. Ama evet. dediğim gibi yani kap sanatının içine girdiğiniz zaman o sanatın kurallarını, geçirdiği evreleri o sizi kapsıyor. Siz de onlarla beraber ilgileniyorsunuz evet. tabii. Peki niye insan tüm değil de parça parça, paramparça. Şimdi yani tabii haklısınız. Takım, evet. Haklısınız tabii. Şimdi şöyle bir şey var. O dedim ya zaman evet. dilimi. Evet. Şimdi ilk başlarda biliyorsunuz rölyef halindeydi yaptığım evet. işler. Doğru. Duvara konulabiliyordu. Duvara konulan işlerdi. Sonra ortaya mı çekmeye? Evet. Ortaya daha heykele. Evet, evet. Daha ay. Heykele geldi. Evet. Parçalanmış şekil de o günlerdeki hissettiğim bireyin kayboluşu, hı hı. ondan sonra insan gövdesinin nasıl diyeyim biricikliğinin kaybolması, hı hı. Parçalanması, hı hı. Tıptaki ilerleyişler, sizin bacağınızı alıp benim bacağıma evet. takmaları, evet, işte evet. kalbi çıkartıp oraya takıyorlar, kolu oraya çakıyorlar. Hı hı. Yani gövdeyi araştırmaları, didik didik etmeleri, hmm. eskiden bu kadar gövdeye evet. şey yapılmıyordu yani, evet, bakılamıyordu evet. tabii. Evet, doğru. Bu atmosfer bende bu şeyi uyandırdı, parçalanmayı, parçalara ayrılmayı. Bir de şunu da düşünüyordum her zaman, yani bir parçayla, de söylemek istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Yani bir el hareketi bile oradaki ne hissettiğinizi açıklayabiliyor. Bütün gövdenin olması gerekmiyor diye evet. düşünüyordum.
Daha sonra o eller geldi zaten. O bir simgeler, adeta tabii. Bir dilsiz alfabesi gibi bir şey anlatmaya tabii. Çalışan değil evet, mi? Evet tabii. Yani o zaman içinde de artık çevremizde kuralların kalmadığını hissetmeye başladım. Evet. Her şeyin birbirine karıştığını, kuralsızlığı... zaten sergimin ismi de Yankısız İmler'di. Yankısız İmler, evet. Onun evet. için yani böyle bir durumu yansıtmaya çalıştım. Yani hı-hı. dur denince durulmuyor, imdat denince gelinmiyor, gelinmiyor. Yardım denince evet. yardım edilmiyor gibilerinden. Evet. Onu vurgulamak istemiştim. Hı-hı. Evet. Siz bu yaptıklarınızla Türkiye'de herkesin kafasını çok karıştırmışsınız. Yani nereden biliyorsun derseniz. O konuşmalarda yoktum açıkçası ama izlediğim kadarıyla Türkiye'nin gerçekten önemli sanatçıları, düşünce adamları sizin için bir sürü şey kafa yormuşlar. Ya bir yere ya her zaman insanları bir yere koymaya çalışıyorlar ama tabii, tabii. bence siz rafınızda yalnız duruyorsunuz. Çünkü sizin gibi hem seramikte, toprakta ısrar evet. eden, oradan evet. heykele geçip de başka malzeme kullanmak istemeyen ve oradan da bu sergileme fikirlerinde yenilikler yapan yani sergileme fikrini de düşünerek belki tabii. işler yapan tabii. tek insansınız. Vallahi, yani böyle bir sanatçı, orijinal sanatçı tipi yok Türkiye'de. Tek evet. demeyelim de yani bu sahada işleyen diyelim. Tamamen figürü ele alan belki onda yoğunlaşan belki benim kadar olmayabilir yani onu söylemek istiyorsanız olabilir. Ama birçok sanatçı figürü ele almıştır kendilerince tabii. Bir de tabii Maçka Sanat Galerisi'nin biliyorsunuz işlevsel karolarının karşısında evet. Yani seramiği seramiyle çarpıştırmak diye de bir evet. olay var burada. Evet. Ama yani sadece bu değil çünkü başka yerlerde de sergilendi benim gövde parçalarım diyebilirim. Tabii. Onun için sadece şey değil. Buradaki anlamı daha mı kuvvetliydi sizce? Hayır. Daha yani kuvvetli, nasıl görüyorsunuz onu? Daha kuvvetli değil de burada mesela şu evet. oturulan yerde evet. konulan bacaklar. Evet. Bizler burada hep konferanslar dinliyorduk. İşte evet. burada böyle evet. masalar kuruluyordu. Ve biz burada oturuyorduk. Doğru. Ve karşıdan gelen de sadece bacak görüyor. Ona bir gönderme. Yani evet. Her şey yaşantımdan kaynaklanan evet. şeyler yani. Evet, evet. O bakımdan belki şey. Evet. Yani. Siz Türkiye'de hep Maçka ile çalıştınız değil mi? 80'de Maçka ile başladım. Bir gentleman's agreement denilen bir şey vardı yani. Sanatçı. Kontrat var mıydı o zamanlar? Yani böyle resmi değil ama yani sözlü bir şeydi. Evet, evet. Şimdi resmi kontratlar yapılıyor. 3 yıllık oluyor. Tabii. Evrensel yok. Haklarla evet, konuşuluyor. Ben evet. hep Rabia'da açtım kişiler sergimi. Yani gönülden başka bir bağlılık var evet, demek ki. Başka sanat galerisinde açtım. Tabii birçok karma sergilere katıldım. O başka bir şey. Tabii. Başka? Tabii bu size Balkan Naci, Maçka'nın kızlarından biri diyor biliyorsunuz. O sanat tarihi hediye edilmesi onun hani Maçka'nın kızları ne anlama geliyor acaba? Yani nasıldır Maçka'nın kızları? Maçka Sanat Galerisi'ndeki toplantılarımız vardı mesela. Evet. Her zaman için burada açılan sergilerden sonra toplantılar olurdu ve kimler sanatçı... gelirdi mesela? İsim zikredebilir misiniz? Vallahi bir kere benim zamanımda Freya'nın muhakkak gelirdi. Adnan Bey muhakkak gelirdi. Evet. Sezer Bey gelirdi. Sezer Mengü Tansu. Gelirdi. Mengü Ertel. Yani şu dakikada aklıma Utarit Beyler gelirdi. Yani mimar Füsun Onur gelirdi. Yani sanatçılar evet. gelirdi. Gelebilen herkes gelirdi evet, yani. Evet, ve evet.
Hayır, o dönemin ruhunu bir belgelemek istedim. Yani isim olarak hani onlar bir dönemin ruhunu oluşturan insanlar. O yüzden zikretmek istedim. Hani Sabri Bey her zaman buradaydı. Sabri Berkel her zaman. Her zaman buradaydı. Adnan Bey, Adnan Çöker Bey her zaman buradaydı. Evet, her zaman burada. Evet. Yani peki danışılanlar kimdi? Size danışırlar mıydı? Vallahi danışmanlar yani direkt olarak bir sanat, kimse kimsenin kimin danışman olup kimin danışman olduğu bilemiyordu. Evet. Ama belki hepimiz kendi düşüncelerimizi söylediğimiz zaman size zaten sorulan dosyalar oldu mu? Yok, böyle direkt dosyalar olmadı hiçbir zaman ama tabii ki yani neler hissettiğimiz zaman içinde konuşmalarımız olmuştur. Ya yani onlar sohbetler içinde tartışma oluyor. Tabii konuları. Tabii muhakkak ki Adnan Bey'in, Sabri Bey'in. Onlar daha mı kurumsal görünüyorlardı? Daha etkileri olduğunu tahmin ederim. Evet. Çünkü her zaman Rabia tabii bir yegane galeri olduğu için, galeri sayısı olmadığı için. Burada tabii bir sanatçı yığılması haliyle olabilir. Ve dolayısıyla çok coşkuluydu yani. Ben söyleyebilirim. 80'de ilk sergim burada oldu. Yani 80-90 ortalarına kadar diyebilirim. Belki 80-90 arası çok yoğun bir nasıl diyeyim, kalabalıktık diyelim. Evet. Sonra yavaş yavaş tartışılan bu bir dönem. Şey çözülme mi oldu? Çözülme şu şekilden de olabilir. Biliyorsunuz başka galerilerin açılması, başka imkanların verilmiş olması, sanatçıların biraz dağılmış olması her şeyi etkiliyordu. Ama yani her zaman hani o gentleman's agreement gibi olan sanatçıları vardı. Onlar her zaman oldular. Evet, yani izlendim. Nadirlerden bir tanesiyim. Evet, doğru. Doğru. Siz yuvayı terk belki etmeyen. Belki de tekim. Belki de tekim yani. Evet. Peki 80 yılında karşılaşmanız veyahut tanışmanız, galeriyle ilişki kurma biçiminiz neydi acaba? Şimdi benim atölyem var Şişli'de. Hala da o atölyem mevcut. Evet. Bana geldiler. Evet, sizi buldular. Bana geldiler. Evet, bir sergi açmamı teklif ettiler. Varlık'la beraber. Varlık o gün gelmiş miydi hatırlamıyorum. Ama Servet Bağcı diye bir arkadaşımız vardı. O benim atölyemi biliyordu. Heykeltıraştı kendisi de. Evet. Onun şeyine geldiler beni. Mihmandarlığıyla. Buldular. Evet. Sonra tabii Varlık da her zaman için beraber oldu. Şimdi bir şey sormak istiyorum size. Yani atölye kurmak kolay bir şey değil, değil mi? Tabii. Yani bu pahalı bir şey yani. Bakın, seramik biraz daha pahalı bir sanat yani yapmak. Yani sanat pahalı. Pahalı ama yani bir hani aletler, fırın yakmak yani bunlar. Tabii çok. Kimyasallar. Tabii. Hani böyle bir kağıt kalemle olmuyor veya bakın şimdi o devri anlatmak istiyorum. Nitekim bir tane bir nasıl diyeyim bir üniversiteli bir seramik öğrencisinin sorduğu sorular var ve güzel sorular ve bu devirlerin ortaya çıkması gerekiyor. Evet. Çünkü 1960'larda ben buradayken alet yoktu. Killeri bulmak çok zordu. Yani tuğla fabrikalarından killeri buluyorduk. Tek bulduğumuz yerde Hasan Usta'nın yeriydi. Çömlekçi. Hasan Usta'nın yeriydi. Bir de Edip Bey diye birisi vardı. Oradan buluyorduk. Ben Amerika'dan geldikten sonra Türk mühendisleri fırınımı yapsın istedim. Evet. Fakat geldiler, bir küçük fırın yaptık ama fırın başarılı olmadı. Çünkü tuğlalar ısıyı dışarıya kaçırıyordu. Vermeye başlıyordu. Onun için mecburen İçerisi ben... İçerisi cehennem evet, gibi. Tabii, mecburen ben bir fırın aldım. Evet. Alman marka bir fırın aldım ve o gün bugün de aynı fırını kullanıyorum. Yani dergi yok, araç alet yok, adavat yok. Yani biz değirmenler yoktu. Ben hatırlarım yani yüzümü gözümü sarıp taş öğüttüğümü hava
anda bilirim yani. Boyamı kendim yapıyordum çünkü. Ve hala da kendim yapıyorum. Yani kendim boyamı yapıyorum derken neyi kastediyorum? Ham maddeden. Ham madde. Karıştırarak yapıyorum. Hazır boya kullanmadım hiç. Evet. Yani boyalarımdan da çok memnunum. Kolay iş değil. Değil. Çok zordu. Seneler sonrası, 70'ten sonrası işte Eczacıbaşı'nın açtığı bir olanak oldu ve biz toprağımızı oradan almaya başladık. Çünkü eskiden hazır boya satılıyordu. Mesela ben frit istedim. Frit nedir? Boya yapmak için bir malzemedir. Satmıyorlardı. Hazır boya var diyorlardı. Sen Degusa ile baş mı edeceksin diyorlardı. Hayır diyordum, günah sevabı benim. Ama boyamı ben kendim yapmak istiyorum. Tabii. Sonra bu fritler geldi ve sanatçılar şimdi kendi boyalarını kendileri yapıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani zaten kendi boyasını kendisi yapmayan, kendi kilini karıştırmayan, tornayı kendisi çekmeyen, mesela Amerika'da hiçbir zaman seramikçi yahut sanatçı sayılmıyordu. Onların şeyleri çok zanaat tarafı önemli. Tabii çünkü tekniğe dayalı, ama her sanat zanaata şey yapar. Yani eskinin Rönesans sanatçıları da yani bir rengin arkasında koşmak. Filmler vardır biliyorsunuz tabii. Şeyleri, kesinlikle, malzemeleri karıştıra renkler çıkartılır. Evet. Her sanatın arkasında muhakkak bir zanaat var yani. Evet. Şimdi belki birazcık ondan uzak kalındı. Yani düşünceler önemli. O düşünceleri tatbik eden insanlar var. Da belki var. Sadece düşüncelerinizi naklediyorsunuz. Belki bilgisayarla bile. Yapmasanız da oluyor. Bilgisayarla gönderiyorsunuz. Evet, evet. Yapan yapıyor. Evet. Ama hatta bazen söylemek bile yetiyor. Şimdi ama biliyor musunuz? Giderek ele dönmeye başladılar. Çünkü yani ortamın bu derecede mekanik oluşu insanları birbirinden uzaklaştırıyor. Öyledir, doğru. Tabii malzemeye yaklaşmak çok önemli. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. O kadar güzel şeyler konuştuk ki bugün. Ben teşekkür ederim. Siz gerçekten kafa karıştıran bir sanatçısınız. Canım, o kadar. Onları öyle görüyoruz derseniz, burada. Dediğim öyle, gibi öyle, şu sebeplerle. Yani siz de. Siz yani bir seramik yapıyorsunuz ama çanak çömlek yapmıyorsunuz. Heykel yapıyorsunuz ama seramikten vazgeçmiyorsunuz. Enstalasyonlar çıkıyor ortaya. Bütün bunlar sizin böyle büyük sanatınızın orijinal, otantik, biricik tarafları bunlar. Yok, hepimizin muhakkak ki sanata bir katkısı oluyor. Yani şüphesiz. Her sanatçının muhakkak bir elbette tuğlası bu elbette yapıya konmuştur. Onlar yani da başka yollardan tabii, gidiyorlar. Tabii. Biz sadece sizin orijinal taraflarınızı bu kısacık sürede ortaya koymaya çalıştık. Dileriz daha uzun konuşmalar yaparız tabii. Ve bunu her başlık altında derinleşebiliriz ümit ederim. Oldu. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun.